Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mardin'in Nusaybin ilçesinde çatışmada şehit olan uzman onbaşı Sedat Sağır ve Ağrı'da kayalıklardan düşerek şehit olan uzman çavuş Kazım Ay memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Nusaybin'deki çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Sedat Sağır ve Osman Vurgun için 70. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. 22 yaşında şehit olan Sedat Sağır memleketi Şanlıurfa'da, 23 yaşında şehit düşen uzman çavuş Osman Vurgun ise Tekirdağ Çorlu ilçesinde toprağa verilecek. Kars'taki terör operasyonlarında kayalıklardan düşerek şehit olan Kazım Ay ise Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinde defnedilecek. Evet değerli izleyiciler, ilk haberimizi izledik. Şimdi Diyarbakır'a geçiş yapalım. Bomba yüklü kamyonetin infilak etmesiyle 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. 13 kişi de kaybolmuştu. Kaybolan o 13 kişinin cenazesine ulaşıldı ve cenazeler için bugün tören düzenlendi. Törenin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar yan yana gömüldü. Diyarbakır'ın Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında kasasında 15 ton bomba bulunan kamyonun PKK'lılar tarafından patlatılması sonucu Taşlık köyünde yaşayan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda 23 kişi yaralanmış, 13 kişi de kaybolmuştu. Kaybolan 13 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda elde edilen ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dün akşam tamamlanan işlemin ardından kimlikleri belirlenen 13 cenaze defin işlemi için köye götürüldü. Cenaze defin işlemlerinin ruhuna aykırı, dinimizin emir ve emirlerine aykırı hiçbir söz ve eylemde lütfen bulunmayalım. Patlamada hayatını kaybeden 13 kişi için cenaze töreni düzenlendi bugün. Törene İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve hayatını kaybeden köylülerin yakınları katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Törenin ardından patlamada hayatını kaybedenler yan yana toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün sığınaklarına operasyon düzenlendi. Hava operasyonunda 26 hedef vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı bugün Irak'ın kuzeyine hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Sinat, Haftanin ve Zap bölgelerinde 26 hedef bombalandı. Genelkurmay operasyonun 16 Mayıs günü düzenlendiğini ve belirlenen terör örgütü hedeflerinin ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Bölgede ise operasyonların ardından hasar tespit çalışmalarının yapılacağı açıklandı. Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Şırnak'ta her taşın altından hatta tencerelerin içinden bile patlayıcı çıkıyor. Temizleme operasyonları sürerken kentin %87'si teröristlerden temizlendi. Şırnak'ın kent merkezinde terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken kaçan hainlerden geriye kalan bombalarda tek tek imha ediliyor. Kentte öyle ki her taşın altından bomba çıkıyor. Thank you.
Hendek, barikat, sokak, cadde, tüp, tencere, çaydanlık ve birçok kilit parke taşlara patlayıcı tuzaklanmış. 64. gününde süren operasyonlarda bugüne kadar 384 hain öldürüldü. 982 el yapımı patlayıcı da imha edildi. Kentte ise operasyonlar %87 oranında tamamlandı. İslam ülkeleri bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki patlamayla ilgili sesini çıkarmayan ve terör örgütlerine destek veren ülkeleri uyardı. İslam ülkelerine de uyarılarda bulunan Erdoğan, konuşulanlar oturumlarda kalırsa bu işin bereketi kaçar dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkeleriyle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak hem teröre destek veren ülkelere hem de terörist destekçisi sivil toplum örgütlerine sert sözlerle yüklendi. Mesele öyle bir yere getirilip düğümlendi ki sanki bu kaynak sığınmacılara destek için verilmiyor da bize bağış yapılıyormuş gibi bir intiba ortaya çıktı. Bizden proje istiyorlar. Halbuki biz projelerin hepsini zaten gerçekleştirmişiz. Ne projesi? Şu anda 26 tane kampta biz bu projeleri hayata geçirmişiz. Değerli kardeşlerim, projenin Müslüman ülkeler arasında işbirliğine önemli bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere yardım eli uzatması çok önemlidir. Diyarbakır'daki patlamayla ilgili kimsenin sesinin çıkmadığını belirten Erdoğan, neden Türkiye'de olunca susuyorlar dedi. Bölücü terör örgütünün çeşitli isimler altında rahatlıkla faaliyet gösterdiği, hatta desteklendiği Batı ülkeleri başta olmak üzere kimseden bu elim hadiseye yönelik ciddi bir ses çıkmamıştır. Paris'te olunca çıkıyor. Brüksel'de olunca çıkıyor. İstanbul'da olunca çıkmıyor. Diyarbakır'da olunca çıkmıyor. İşte bizim içimiz bundan yanıyor. Bu ikircikli tavır nereye kadar? Toplantıyı gerçekleştirdiği İslam ülkelerine de eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşulanlar oturumlarda kalacaksa bu işin bereketi kaçar, bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin ikircikli ve samimiyetsiz tavrını bir kenara bırakıyorum. Asıl İslam ülkelerinin bu insanlara sahip çıkmasına ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha hassas bir yaklaşım sergileneceğine inanıyorum. 5, 4. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve sivil toplumla diyalog toplantısına başkanlık etmek üzere Erzurum'a geldi. Bakan Volkan Bozkır, dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Çölenleri'ne katılarak Selçuklu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bozkır, öğrenim gördüğü Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve sivil toplumla diyalog toplantısına başkanlık etmek üzere Erzurum'a geldi. Bakan Bozkır ilk olarak şehir merkezinde düzenlenen 4. Uluslararası Türk Şöleni'ne katıldı. Havuz başından başlayarak Yakutiye Medresesi'nde son bulan kortej yürüyüşüne katıldı. Daha sonra medrese içinde sergisi yapılan Selçuklu eserlerinin açılışını yaptı. Sadece
Avrupa Birliği Bakanı Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek yapımı tamamlanan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgi aldı. Daha iyi bir noktada olacağız. Şehrimiz kadim bir şehir. Anadolu'nun uç şehirlerinden biri. Bakan Bozkır ilköğretim yıllarını geçirdiği Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya geldi. Sekizinci sınıf öğrencisi Elif Yılmaz, Bakan Bozkır'a biz ne zaman Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye sordu. Daha sonra bir öğrenci kar yağınca neden okulları tatil etmiyorsunuz diye sordu. Bu soruysa sınıfta bulunan herkesi güldürdü. Erzurum'un ziyareti esnasında Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu'ya özel açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Erzurum sokaklarında çocukluk anılarının bulunduğunu belirterek şehrin gelişme atağının devamı için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek üzere Erzurum'a ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi olan Kardelen Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Evet efendim, öncelikle Erzurum'a hoş geldiniz diyoruz. Erzurum'un misafirperverliğiyle karşılandınız ve bunu da ziyaretiniz esnasında da sık sık dile getirdiniz. İlk önce neler söylemek istersiniz ona? Tabiatıyla Erzurum medeniyetlerin, kültürlerin buluştuğu, bizim göz bebeğimiz bir ilimiz. Erzurum'un bendeki yeri tabiatıyla çok daha ayrı. Yapmış olduğu ziyaretler esnasında Kardelen Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Bozkır, Erzurum sokaklarında çocukluk anılarının saklı olduğunu dile getirdi. Ben ilkokulun 3. sınıfını Erzurum'da okudum. Şimdiki Kültür İlkokulu'nda 1958 yılında ve ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, beraber dadaş kardeşlerimle aynı sıraları paylaştığım Erzurum'un bende tabii çocuğun şahsiyetinin geliştiği o yıllarda Erzurum'un çok bende etkisi olmuştur. Erzurum'un misafirperverliğine vurgu yapan Bozkır, Erzurum her şeyin en iyisine layık dedi. Ama indiğimiz andan beri Erzurum'da büyük bir misafirperverlikle karşılandım. Ve bir güzel bir buluşma oldu. 4. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi'nin açılışını yapmak, birlikte Mehteran Bölüğü'nün eşliğinde yürümek, Osmanlı Hanedanı'nın şu andaki temsilcisi Osman Osmanoğlu Efendi'nin atın üzerinde önümüzde yürümesi çok güzel anılar oldu. Özellikle terörle mücadele verdiğimiz, teröre karşı şehitler verdiğimiz, hepsine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Böyle bir ortamda bu birliktelik, bütün Türk dünyasının bir arada olması, Erzurum'un gösterdiği bu son derece birliktelik, dostluk, kardeşlik hamlesi ihtiyacımız olan hususlar. Onun için de ayrıca büyük bir gurur ve memnuniyet duydum. Ayrıca da Avrupa Birliği fonlarından bu güzel elimizi yararlandırmak için proje eğitimi, projelerin tanıtımı, kaynakların nerede olduğunun izahı gibi bir toplantının esas amacı olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugüne kadar Erzurum'a gelen Avrupa Birliği katkısı önemli sayılabilecek bir rakam gibi gözükse de bunun birkaç misline katlanması imkanı var ve Erzurum bunu hak ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel günlerde beraber olacağız. Erzurum'la
Kalplerimiz her zaman bu güzel ilimizde. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, yapımına başlanan dev projelerin kısa sürede tamamlanacağını ve yeni projeler için bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığını belirtti. 465 projeye 175,5 milyon euro şu ana kadar sağlandı. Önümüzdeki dönemde de tabii bu mesela Erzurum Atık Su Projesi var ve Erzurum İçme Suyu Projesi var. 97,5 milyon euroluk projeler. Bunun ilk etapları tamamlandı ama kat edeceğimiz mesafe var. Arkadaşlarımla Büyükşehir Belediye Başkanımızın mahiyetindeki bu işle görevli arkadaşlarımız toplantı halindeler şu anda. Bu 97,5 milyonluk projenin tamamlanmasını inşallah sağlayacağız. Birçok başka proje de var. ÇOKAP projesi, bu Çorum Havzası Kalkınma Birliği tarafından gerçekleştirilen katı atık yönetim projesi var. Buraya da bir 29 milyon euro söz konusu. Bir de peynir altı suyu toplama ve koyulaştırma tesisi kurulması projesi var. Bu da 18,5 milyon euroluk. Tabii bunlar aslında büyük rakamlar gibi gözükse dahi Erzurum bunun 5-6 mislini hak ediyor ve buradaki gençlerimizin kapasitesi, çalışma arzusu, enerjisi bunu sağlayacaktır. Bakan Bozkır son olarak Erzurum ve Erzurumlulardan övgü dolu sözlerle bahsetti. Biz çok arzu ediyoruz. İnşallah daha da güzel şeyler görürüz. Biz de eminiz ki Erzurum layık olduğu bu noktaya gelecek. Erzurum'da Güneş Vakfı'nca 4. Uluslararası Türk Şöleni düzenlendi. Törenin açılışına ise Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır katıldı. Şölense 18 ülkeden 300 bilim adamı, sanatçı ve sporcunun katılımıyla başladı. Bakan Bozkır açılışta yaptığı konuşmada ise Türkiye Cumhuriyeti'ni korkutamayacaktır dedi. Erzurum'da Güneş Vakfı'nca düzenlenen 4. Uluslararası Türk Şöleni Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın da katıldığı bayrak yürüyüşüyle başladı. Şölene Türk nüfusunun yaşadığı 18 ülkeden yaklaşık 300 bilim adamı, sanatçı, edebiyatçı ve sporcu katıldı. Törenin açılışına resmi programında olmamasına rağmen Bakan Bozkır da iştirak etti. Başka bir vesileyle geldiğim Erzurum'da böyle çok anlamlı, gerçekten göğsümüzü kabartan ve geleceğe güvenle bakmamıza daha fazla bize güç veren böyle bir toplantıda aranızda bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Yakutiye'de düzenlenen açılışa katılan Bakan Bozkır teröre ilişkin şu mesajları verdi. Vatanın uğruna, bayrağı uğruna şehit olmuş insanlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Ve inşallah bugün burada verdiğimiz mesaj şehitlerimize saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca teröristlere ve teröre de şunu söylüyoruz. Terör Türkiye Cumhuriyeti'ni korkutamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti terörü korkutacaktır. Böyle bir toplulukla verdiğimiz mesaj bu. Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak da yapılan etkinlikte emeği geçen ve katılanlara teşekkür etti. Öncelikle Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu anlamlı günde kısa ve yorucu program arasında zaman ayırıp buraya teşrif ettiler. Aynı şekilde Osman Osmanoğlu muhterem beyefendi de aynı şekilde burada görmekten büyük onur duyduğumuzu, Erzurum için çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Erzurum'a her türlü şölen yakışır. Her türlüsü hakikaten burada yer bulur. Bu tarihi kadim şehirde ama bir Türk şöleninin burada yapılıyor olması ve bugün de çok kıymetli konukların arasında bulunduğu olması ayrı bir önem arz ediyor. Bundan dolayı da Alparslan Hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten emek, enerji bizleri buraya yönlendirmesi tamamen onun eseri. İnşallah bu Türk milletinin büyüklüğüne yakışır şekilde bu şölen çok daha büyük şekilde, çok daha anlamlı şekilde kutlanacak ve valilik olarak da, belediye olarak da sanırım bakanlıklarımız olarak da onlara da biz aracılık ederiz. Ciddi manada destek vererek çok daha büyük, çok daha anlamlı kutlamalar yapacağımıza eminim. Ama şu anda da o öneme, o güzelliğe haiz bir kutlama gerçekleşiyor. Hepinize teşekkür ediyorum, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum ve saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılışta yaptığı konuşmada birlik mesajları verdi. Görüyoruz ki dünyamızda bir takım birlikler var. Ama maalesef bizim aramızda aynı
duyguyu, aynı heyecanı, aynı milli duyguyu taşıyan ülkeler arasında bu birlikteliği göremiyoruz. İnşallah bu tür beraberlikler bizi bir araya getirecek, imkanlarımızı, güçlerimizi birleştirmek suretiyle dünyada çok daha güçlü bir birlik olmanın gayreti içerisinde olacağız. Yapılan konuşmaların ardından Bakan Volkan Bozkır, Vali Doktor Ahmet Altıparmak ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılışı gerçekleştirdi. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi. Bunun üzerinden hükümeti eleştirdi, teröre karşı tavrın net olması gerektiğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yapılan terör saldırılarına karşı ortak ve net tavır vurgusu yaptı. Önce şu konuda uzlaşmamız lazım. Terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun hep beraber teröre karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Bu konuda hepimiz uzlaşmalıyız. İster Vanlı, ister Karslı, ister Hakkari'li, ister Trabzonlu, ister Edirne'li, ister Muğla'lı. Hep beraber terör insanlık suçudur ve teröre karşı hepimiz açık ve net bir tavır takınmak zorundayız. Bunu söyledim. Ve bu konuda bizim duyarlılığımızı bütün bölgenin de taşıması gerektiğini söyledim. Teröre karşı ortak tavır takınırsak daha başarılı sonuçlar alırız diye söyledim. Evet değerli izleyiciler, bugün Salı, partilerin grup toplantıları vardı. AK Parti'de kongre çalışmaları olduğu için toplantı yapılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise yapılan grup toplantısında Genel Başkan Bahçeli gündemdeki başlıkları değerlendirdi. MHP'deki muhaliflere seslenerek şahsi ihtiraslarını yenemeyerek ülküdaşları sokaklara düşürme gayretlerine girenler asla affedilmeyeceklerdir dedi. Birbirlerine hiç benzemeyen, birbirlerinden hiç de hazmetmeyen çürük isimler düşmanımın düşmanı dostum mantığıyla telaşla MHP'ye karşı icra edilen operasyon kuyruğuna girmişlerdir. Pazar günü Ankara'da yaşananlar rezilliğin dik alası, kepazeliğin zirvesidir. Milliyetçi Ülkücü Hareketi gezivari provokasyonlarla kullanma çabasında olanlar baltayı taşa vurmuşlardır. Şahsi ihtiraslarını yenemeyerek ülküdaşlarımızı sokaklara, tarlalara düşürme gayretine girenler şunu bilsinler ki asla affedilmeyeceklerdir. Partisinin grup toplantısında konuştu MHP lideri Bahçeli. Parti içi muhaliflere bu sözlerle tepki gösterdi. Hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın kızının düğününe katıldığı için eleştirilerin odağı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da destek çıktı. Yapılan bu eleştirilerle terörle mücadele sabote edilmektedir dedi. Hafta sonunda bu tarafa Cumhurbaşkanı'nın davetine icabet ederek kızının düğününe katılan Genelkurmay Başkanı şiddetle eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin anlaşılır ve savunulur bir tarafı bize göre yoktur. Sayın Akar son derece insani ve devlet teamülleri kapsamında görülebilecek bir görevi ifa etmiştir. Şehitlerin geldiği bir ortamda gerekçe gösterilerek Genelkurmay Başkanı'nın malum düğüne katılmasını diline dolayanlar her şeyden önce Kahraman Mehmetçiğin moralini sıfırlamak ve terörle mücadeleyi sabote etmek isteyen çevrelerdir. Koray Aydın, Meral Akşener'e bazı eleştiriler yöneltmişti. Bahçeli bu konuya ilişkinde adayların içindeki tek ülkücü Koray Aydın'dır dedi. Koray Aydın Bey ülke ocaklarından yetişmiş, değerli bir dava insanıdır. Partimizin birçok kademelerinde görev yapmıştır. Adayların içerisinde tek ülkücü kendisidir. Olayları görmüş ve uyarma görevini yapmıştır. Tebrik ediyorum. Milyonlarca genci ilgilendiren torba yasasının meclisten geçmesinin ardından yürürlüğe giren genel sağlık sigorta prim borçlarının silinmesini öngören kanunda bir kere mahsus olmak üzere 25 yaş ve altı tüm gençlerin prim borçları silinecek.
2016 yılında meclisten geçen ve birçok genci yakından ilgilendiren torba yasanın kanunlaşmasının ardından başta genel sağlık sigorta primi borçları olmak üzere birçok düzenleme yapıldı. Lisede öğrenim gören gençlerimize öğrenimleri devam etmek ve bakmakla yükümlü sigortanın rektörü olmak kaydıyla 20 yaşına kadar, 20 yaşına kadar sosyal güvenlik hakkı tanınmaktaydı. Bunlara okulu bitirdiğinde kişi eğer 18 yaşını doldurmuşsa bunlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktaydı. Bunlar için, lise mezunları için 4 aylık bir süre tanınmıştı bu yasa çıkmadan önce. Yani liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanabilme süresi, yani Haziran'da üniversiteyi, liseyi bitirmişse Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları için YSS kapsamına alınmıyordu. Ama üniversiteyi kazanamamışsa 1 Kasım itibariyle bu liseden mezun olanlar, kişiler, öğrenciler direkt genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadırlar. Eğer bakmakla yükümlü olan kişisi yoksa. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hulusi Bumin, yapılan düzenlemeyle gençlerimize bakmakla yükümlü sigortalı verileri olup olmadığına bakılmaksızın erken mezuniyetleri durumunda 25 yaşını geçmemek kaydıyla ilave 2 yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi dedi. Liseden mezunu orta öğretimden ne diyor? Yapılan düzenlemeyle gençlerimize bakmakla yükümlü sigortalı verileri olup olmadığına bakılmaksızın erken mezuniyetleri durumunda 20 yaşını geçmemek kaydıyla İlave 2 yıl daha sosyal güvenlik hakkı getirildi. BUMİN yapılan düzenlemede 25 yaşına kadar olan tüm gençlerin genel sağlık sigorta prim borçlarının tamamının silineceğini söyledi. Gençlerimize sunulan kolaylıklar bununla da sınırlı kalmadı. Yine bir yasa çıkarıldı. Geçici madde çıkarıldı yasayla. 25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortası prim borçlarının tamamı affedildi. Erzurum merkezli 17 ilde Fethullahçı terör örgütüne operasyon düzenlenmişti. Operasyon neticesinde Erzurum'da örgüte bağlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şirkete kayyum atandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Erzurum merkezli 17 ilde Fethullahçı terör örgütüne operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Erzurum'da örgüte bağlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şirkete savcılığın talebi üzerine kayyum atandı. Operasyonda Erzurum ve 16 ildeki şüpheliler hakkında işlem yapılmasına karar verildi. Elde edilen delil durumuna göre nitelikli dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finans sağlamak suçlarından 75 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bunlardan 28'i tutuklanmıştı. 2010 KPSS'de soruların sızdırılması iddialarına ilişkin Ankara merkezli 35 ildeki operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 88 şüpheliden 82'si tutuklandı. 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2010 kamu personeli seçme sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı. Altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunun talimatıyla 2 yıllık bir çalışma yaptı. Bunun sonunda 2010 KPSS'de soruların tamamını veya tamamına yakını usulsüzlük yaparak doğru şekilde işaretledikleri tespit edilen 88 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra adliyeye sevk edildi. Erzurum'da dün akşam 18 sıralarında trafik kazası yaşandı. Kaza da Daşkent yolunda meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı. 1 araç hurdaya döndü. Dadaşkent yolu Kazım Karabekir Stadyumu'nun önünde dün akşam 18 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Gel.
Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Araçlardan biri ise kaza sonucu hurdaya döndü. Olay yerine hemen sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise araçların alev alma ihtimaline karşı araçlarda soğutma işlemi yaptı. Kaza nedeniyle trafiğin yönü değiştirildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Şimdi ise bir başka kaza haberine geçeceğiz. İstanbul'da bugün akşam saatlerinde tır dehşeti yaşandı. Kartal-Samandıra bağlantı yoluna çıkan bir tır dehşet saçtı. Çok sayıda otomobile çarpan tır güçlükle dururken kazada bir kişi hayatını kaybetti. Samandıra bağlantı yolunda 20'den fazla araç birbirine girdi. Bilmiyorum, arkadan geldi, çok süratliydi de. Sancaktepe mevki Samandıra bağlantı yolunda Kartal yönüne doğru hareket eden tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, jipe çarptı. Jip de bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle aynı yönde seyreden birçok araç da birbirine çarptı. Kazada 20'ye yakın araç hasar gördü, bir kadın da yaşamını yitirdi. Yaklaşık 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Milimetre önündeydim arabanın. Gördüm sanırsam tırcı daldı galiba. 17-18 tane küçük araba var. Arkada da bir tıra daha vurdu. Şu tırın arasında sıkışan içinde de şey var. Cenaze var galiba. Ayağımı çektim oraya da. Çok kayıyor. Ümraniye'de NATO petrol boru hattında sızıntı meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler sızıntıyı önledi. Yolda kumlama çalışması yapıldı. Saroz'dan Antalya'ya kadar uzanan ve Ümraniye NATO yolu caddesi üzerinden geçiş yapan petrol boru hattında sızıntı meydana geldi. Sızıntıyı gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler geldi, yapılan çalışmalar neticesinde sızıntı engellendi. Yolda oluşan akaryakıt birikintisi de yapılan kumlama çalışmasıyla temizlendi. Olay nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Giresun'da karakola terör örgütü tarafından yapılan saldırıda bir askerin şehit olması ve ardından karakola ikinci defa saldırı düzenlenmesiyle başlayan operasyonlar devam ediyor. Askerlere bölgedeki halk da gönüllü korucu olarak destek veriyor. Şimdiye kadar resmi olarak 750 kişi gönüllü koruculuğa başvurdu. Giresun'da bir askerin şehit olduğu saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar sürdürülüyor. Operasyona bölgedeki birliklerin yanı sıra çevredeki illerden gelen takviye ekipler de Çaldağ köyü kırsalına gitti. Operasyona gönüllü vatandaşlar da korucu olarak katıldı. Bitmiş.
PKK'nın saldırılarına karşı resmi başvuruda bulunanların sayısı 750 kişi oldu. Öte yandan saldırının ardından Çaldağ Jandarma Karakolu'nda incelemelerin sürdüğü, hasar gören karakolun onarımına başlandığı öğrenildi. Giresun Çaldağ Jandarma Karakolu'na hainlerce dün roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda karakol komutanı Assubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan şehit olmuştu. 2015-2016 Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Siyah beyazlı kulübün bayrağı yapımı 2016 yılında biten 3. köprüye asılan ilk bayrak olarak tarihe geçti. Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkiye'de bir ilk yaşandı. Yapım 2016 yılında tamamlanan Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayacak 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şampiyon olan Beşiktaş'ın dev bir bayrağı asıldı. Şampiyon olan takımın bayrağının diğer sezon başlayana kadar köprüye asılması geleneğinde bir ilk yaşandı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Beşiktaş bayrağı dalgalandı. Amerika'nın ünlü Times Meydanı'ndan kemençe ve horon sesleri yükseldi. New York'ta düzenlenecek olan Türk Günü yürüyüşü etkinlikleri için kente giden Karadenizli ünlü sanatçılar Hülya Polat ve Selim Bölükbaşı meydanda kemençe çalıp horonu tanıttı. Times Meydanı'ndan kemençe sesleri yükseliyor. Nedeni ise Türk Günü yürüyüşü dolayısıyla Times Meydanı'nda horonu ve kemençeyi tanıtmak. Karadenizli sanatçılar Hülya Polat ve Selim Bölükbaşı Türk Günü yürüyüşüne katılmak için New York'a gitti. Polat ve Bölükbaşı kentin simgesi Times Meydanı'nda Karadeniz horonu tepti. Sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla Times Meydanı'na gelen Türk vatandaşlarının da katıldığı gecede Bölükbaşı tulum ve kemençe çaldı. Polat'ın türküleriyle coşan vatandaşları Amerikalılar da ilgiyle izledi. Gösteri ise gece geç saatlere kadar sürdü. Değerli izleyiciler, Kartalan Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninde gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için kartalanhaber.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın. Akaryakıt dağıtım şirketleri dün gece yarısı benzin fiyatlarına 11 kuruş zam yaptı. Zamlardan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 4 lira 40 kuruştan 4 lira 51 kuruşa, Ankara'da ortalama 4 lira 43 kuruştan 4 lira 54 kuruşa yükseldi. İzmir'de ise bu fiyat 4 lira 53 kuruş oldu. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösteriyor. Yaş çay alım fiyatı bildiğiniz gibi 2015 yılında 158 TL olarak belirlenmiş idi. Doğu Karadeniz bölgesinde 200 bin çay üreticisini ilgilendiren 2016 yılı yaş çay fiyatı bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik çayın fiyatını toplam 1.90 kuruş olarak açıkladı. Biz 2016 yılı yaş çay alım fiyatını 158 TL'den
177 TL'ye %12,03'lük bir artış gerçekleştiriyoruz. Enflasyonun %6,5 olduğu dikkate alınırsa %12,02'lik rakamın ne anlama geldiğini öyle tahmin ediyorum. Hepiniz tahmin edersiniz. Kümülatif olarak yani prim dediğimiz 13 kuruşluk farkı da koyduğunuz zaman toplamda üreticimize kilogram başı 1,90 TL. Çayır. Yeni sezonda kadroya 8-9 takviye yapılması gerektiği, bu süreçte teknik heyet değişikliğinin de ek maliyet getireceğini düşünen Sarı Lacivertli yönetimin Pereira ile bir yıl daha devam etme kararı aldığı öğrenildi. Portekizli teknik adam önümüzdeki günlerde Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek yeni sezon planlaması ve transfer edilecek futbolcular hakkında bir değerlendirme yapacak. Trabzonspor'la görüşmelere başladığı kapa bildirilen Ersun Yanal'ın yeni sezonun takımını belirlemek için yönetime bir rapor sunduğu ve bu raporda da Salih Dursun'un olmadığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a giderek takımla ilgili detaylı bilgiler alması beklenen Yanal'ın takıma yapılacak transferlerle alakalı da geniş bir rapor hazırlayacağı ifade edildi. Salih Dursun'un sembol bir isim haline geldiğini belirten bazı yöneticiler, oyuncunun transfer edilmesini isterken Yanal'ın buna karşı çıktığı aktarıldı. Başarılı çalıştırıcının mali yapımız zaten bozuk. Bu şekilde bir transfer politikası izleyemeyiz dediği öğrenildi.